Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizden gelenlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bir kez daha Özgür Çetin'le birlikte sizden gelen sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Çok uzatmadan sorularımıza geçelim çünkü bayağı bir soru var. Bu hafta bayağı var. Sorular, istekler, dilekler, temenniler. Evet, bitmiyor sağ olsun. Şimdi YouTube'dan Ersin Bolat demiş ki, abi bana yardımcı olur musunuz? Telefon yollar mısınız? Canlı derse giremiyorum demiş. Yani şimdi bu işe girdik mi? Yani bunun sonu yok. Ersin'cim giremeyen kaç kişi vardır? Yani biliyorsun Milli Eğitim Bakanlığı da bununla ilgili tablet dağıtımına vesaire girdi. Yani biz sana yolladık diyelim. Başka biri de isteyecek, başka biri de isteyecek, başka biri de isteyecek. O yüzden o işin bir de şimdi şöyle hani bilemiyoruz biz gerçekten ihtiyacım var değil mi? Şimdi aynen, çok talep geliyor arkadaşlar böyle. O yüzden hani bu tarz taleplere yardımcı olamıyoruz, kusura bakmayın. Yani bir de bu hani YouTube'dan gelmiş ya bu yorum, yani nereden girdin, ne yaptın falan gibi sorular da geliyor insanın aklına. Evet. Neyse, Özgür Enver Yalçın demiş ki video için teşekkürler. Realme Watch bir ara bayağı fiyat düşmüştü. Şu anda 383 TL'ye bulunabiliyor. Sizce alınabilir bir akıllı saat mi, yoksa o fiyatlara önerebileceğiniz başka saatler var mı? Bu arada benim telefonda Realme 7 Pro ondan saati de oradan almayı alayım diye düşünmüştüm. Güzel bir karar arkadaşlar. Biliyorsunuz Realme Watch'ı kısa süre öncelemiştik. Fiyatı o zamanlar 500 lira gibi bir şeydi. 600 liraydı hatta sanki. Öyle miydi ya? 599 doğru. Çok güzel düşmüş fiyatı. Yani o fiyatlar alınabilecek en iyi akıllı saatlerden biri. Hatta kandaki oksijen oranını falan da ölçüyordu. Biz onun karşılaştırmasını falan da yapmıştık. Hani doğru ölçüyor mu diye diğer saatlerle. Gayet isabetli ölçümler yapabiliyordu. Dolayısıyla eğer Realme kullanıcısıysan da Realme Watch'u almanı tavsiye ederim. 380 küsürlere hatta alınabilecek çok da zaten akıllı saat yok. Akıllı bileklik bile zor arkadaşlar hatta o fiyatlara. Akıllı bileklik yerine de bence Realme Watch alınabilir. Bir de telefon da Realme'miş zaten. Aynen. Ekosistemi bozulmakta fayda var. Hatta bizim bir videomuz vardı. Realme ekosistemi kuruyoruz diye. Evet. Orada da yani kaç paraya kurmuştuk? 1900 liraya mı? 2900 liraya kurmuştuk. Yani gayet makul bir şekilde kurabilirsin. Hatta 300 küsür liralara Realme'nin kablosuz kulaklığı var. Buds Air Neo muydu? Sen incelemiştin evet, abi evet. onu. Buds Air de var, Buds Air Neo da var. İkisi Neo incelemiştik galiba. Neo ucuz olan Neo'ydu. Yani Neo'yu da alabilirsin. Gayet güzel, verimli bir ekosisteme kavuşmuş olursun. Kısacası o fiyata bence Realme Watch'tan başka alma. Özgür İslam. Hep Özgürlerden giriyoruz. Özgür yani valla öyle yazmış. Bilmiyorum YouTube'dan. Tanıdıklara mı yorum yazdın? Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Oppo Watch aldım ve Samsung cihaz kullanıyorum. Fakat saatten uzaklaştığım ve tekrar yakınlaştığımda direkt bağlanmak yerine hem saatten hem telefondan kod onaylamamı istiyor. Ne yapabilirim? Bu sorunu nasıl çözebilirim? Şimdi aleyküm, arkadaşlar. Aleyküm selam diyelim önce. Bunu size biz en başında da söyledik aslında. Dedik ki hani Android saatler Android cihazlarla uyumlu. Fakat hangi telefonu kullanıyorsanız o markanın saatini almanız daha iyi. Niye dedik? İşte bu tarz sorunlar yüzünden dedik. Evet. Ha, Samsung da yapıyordur bu sorunu. Belki Xiaomi de yapmıyordur. Ben mesela kardeşime vermiştim. Bende de Oppo Watch var. Biraz kullandı mesela o. Onda Xiaomi var. Herhangi bir sıkıntı olmadı dedi. Hani kopma, etme, yeniden kod girme gibi bir sorun yokmuş. Ama Samsung'da var mesela. Keşke Oppo Watch yerine Samsung'un bir saatini alsaydın. Çünkü Galaxy onun da Watch var. Yani Galaxy Watch vesaire ki 2000 liralar seviyesine var diye evet, biliyorum. Evet, aynı paraya olur yani. Belki arkadaşlar, hediye falan gelmiştir belki. Yani, o ayrı mesele de. Dediğim gibi ya hani hangi telefonu kullanıyorsanız ya da telefondan memnun değilsen Oppo'ya geç. Oppo'nun cihazları da güzel. Bende mesela Reno 3 Pro var. Oppo Watch var. Kulaklığımda Oppo Ear. Hatta Oppo ona bak video çekelim. Doğru. Aynen bir ekosistem kurma olayını çekeriz ona. Volkan Karakaşoğlu demiş ki samimiyetiniz, doğallığınız ile takdire değer kanallardansınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Emre Konce demiş ki abi selamlar, sizi tekrar rahatsız ederek bir şey soracaktım. 5000 TL bütçeyle her şey sıfır olacak şekilde. Android güncel bir telefon. Kalan parayla da kablosuz kulaklık artı bileklik mi? Az önce söyledin. iOS tarafında sıfır. En güncel olarak sadece S2020 mi? Evet, 5000 liraya ancak yani alırsın. Saat onu da alamazsın hatta yani. Hangisini önerirsiniz ve özellikle birinci derseniz orada önereceğiniz telefon ve diğer aksesuarlar ne olur? Bir iki önceki soru demiş herhalde. Demiş ki 5000 liraya ben Android telefon, kulaklık, bileklik şey mi alayım? Kulaklık yani bir ekosistem mi kurayım yoksa sadece iPhone SE mi alayım? Bence birinci seçenek daha mantıklı görünüyor. Ya çok böyle Apple'a bir bağlılığın yoksa ne bileyim evde Mac falan kullanıyorsundur. Apple TV vardır. Tamam eyvallah. Hani daha önce de Apple kullanıyorsundur hala. iOS'ten devam et diyebiliriz 5000 liraya ama öbür türlü bakacağımız zaman
Şimdi Android güncel bir telefon, bak az önce cevapladığımız soruda arkadaşlar Realme 7 Pro vardı mesela, gayet güzel bir telefon. Realme 7 Pro hani işletim sistemi olarak olsun, Yonga seti olarak olsun, kamera vesaire gayet güzel. Aynı şekilde Oppo'nun da geçtiğimiz günlerde tanıttığımız bir modeli vardı. A73 aynen. O da güzel bir telefon, tasarım falan da çok farklı. 2500 lira gibi de bir etiketi var. Bak o telefonu alırsın 5000 liraya. Oppo Watch gayet güzel bir akıllı saat, kavisli ekran falan ki bence hani Android tarafındaki en güzel en akıllı saatlerden biri tasarım olarak. Onu alırsın. 4400 lira yaptı. Üzerine de 600 liraya bir tane Oppo kablosuz kulaklık alırsın. Ki var o yuvarlak gibi Enco W31'di galiba. Alabilirsin yani. Ve ekosistemini kurmuş olursun. Ben bu şekilde karar vermeni tavsiye ederim Emre. Ama Realme'de de kurabilir bu arada. Realme'de de kurabilirsin. Hatta daha da ucuza gelir. Realme Watch işte arkadaş yazmış. 380 liraya kadar düşmüş fiyatı. Kulaklık da o civarlarda. 700 lira. Realme 7 Pro'da 4200 liraya kalıyor geriye. Realme 7 Pro'da o kadar değil zaten. 3000-3500 lira falan olsun. Üzerine para da kalır yani. Yani üzerine başka şeyler bile yaparsın. Bu arada bir sorun devamı da vardı. Onu okumadık. Oyun oynayan biri değilim, öğrenciyim. Fiyat performans ve uzun ömürlü olarak önerilerinizi bekliyorum. Adam birinci seçenekte sana tamam. Çok geniş bir yelpaze sunulur. Çünkü yani. iOS'ta arkadaşlar sadece telefon alabilirsin. Saat mat alamazsın o parayı. Ki değmez yani artık. Yani kavisli ekranlar gelmiş noktada. Evet yani ya, ne o klasik telefonu... S biliyorsunuz arkadaşlar S'nin şeyinin tasarımı. Ekran küçücük. Telefonun bataryası yine 1,5 gün gidiyor. Hızlı şarj yok. Yani şu telefonu şarja takıyorsunuz ki bu geçen senenin telefonu neredeyse. Yani takıyorsun arkadaşlar hızlı şarj anında %20 %30 şarj oluyor. Evet. Hele Huawei Mate 40 Pro geldi bize mesela. Tabi o fiyatı yüksek bir telefon ama onu da mesela hızlı şarja takıyoruz. 10 dakikada %40'lara şarj vurduruyor yani. Apple'ı takıyorsun. Bekliyorsun sonra işte. Yiğitcan Akkaya demiş ki bir soru da buradan sorayım. GM20 incelemesi gelir mi? Pro'yu incelediğiniz General Mobile'in Instagram sayfasına yazsam test ürünü verir mi size? Vallahi yazın arkadaşlar. Biz test ürünü geldiği zaman... İstedik de vermediler. Yollamadılar yani. İstedik vermediler. Sen şoförsün. Sen şoförsün. Valla biraz öyle oldu ama vermediler. İsteyin yani Yiğitcan. Yiğitcan bizim sağlam takipçimiz, evet, sağ olsun. Selam de, söylüyorum kendisine buradan Yiğitcan'a. İsteyin yani. Biz de istedik vermediler. Bize yok dediler falan filan. Biz de... Emre Turkosa demiş ki Osman abi sen bilgisayar hocası olmuştun. Bıraktın mı özellikle? Yok bırakmadım. Devam ya Osman devam hocam. Devam ediyoruz yani. Gençler yani YouTube'da 2-3 şurada yayın yapıyoruz diye öğretmenliği bırakacak halimiz yok. Yok yani. Ha çok iyi para kazanıyor. Ayrı da falan dermişim. Twitter'dan gelmiş sorun. Mantar evlat demiş ki Apple Watch Türkiye'ye gelir mi? Bir devamı var sorun. O soruyu... Gelecek mi? Nedir işinizi? Hani şu fotoğraf çeken. Arkadaşlar fotoğraf çeken Apple Watch'ı. O bir tane şey aksesuar takıyorsun Apple Watch'a. Bir şey kordon üzerinde bir aynen. Kamera var. Kordon üzerinden bağlanıyor şeye. Öyle fotoğraf çekiyor. Onu Amazon'da falan Türkiye'ye gelmez o. Yurt dışından alırsın. Alması lazım. Zaten o Apple menşeli bir ürün değil. Değil. Yani Apple ürün değil. Üçüncü parti bir üreticinin ürünü. Evet. Hani böyle Amazon'dan falan satın alırsanız gelir de bence çok yani gerekli bir şey mi derseniz. Ya kim saatinden fotoğraf çekiyor ki? Ya telefonla çek. Bir de sıkıntılı çekiyor. Bir şey o yani. Hani şimdi birisi mesela şeyin ilk jenerasyon modellerinde Samsung'da vardı. Samsung'un. Kaldırdılar sonra kamerayı çünkü verimli değil arkadaşlar. Şurada bir yerdeydi onun kamerası galiba hatta. Evet. Yani. Bir de kişisel güvenlik problemleri oluşturuyor. Şimdi bazı yerlerde telefonla fotoğraf çekmemeniz gerekiyor veya. Ya tabii canım saatte olunca yani şöyle ben seni şuradan tık tık çeksem ne haberin olacak. Sapık sapık işlere girilebilir o yüzden gerek yok. Şimdi bunu ben okuyayım. Merhaba diyor Ajans Medya. Ender de olsa aşağıdaki kripto haberi para haberini yapmıştınız. O haber de Steve Wozniak'ın bir para birimi çıkmış oydu. Özgür Bey bu kripto paradan siz aldınız mı tavsiye eder misiniz? Arkadaşlar biz yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Bu kripto para işte sıkıntılı işler. Hani alırsınız, zarar edersiniz, kar edersiniz orasını bilemeyiz. Biz sadece haberini yaptık ki çok fazla yapmıyoruz farkınızda olduğunuz gibi. O Bitcoin işleri ama son zamanlarda çok reklama çıkmaya başladı ya. Çünkü şeyler arttı. 20 bin dolara falan sürekli çıkıyor. 20 bin dolara yükseldi şimdi Bitcoin'in değeri falan. O yüzden şey arttı ama öyle dışarıdan göründüğü gibi işler değil onlar. Öyle hani para yatırayım da köşeye döneyim falan. Risk alırsınız. Ona bir şey diyemeyiz biz. Ya bu da değişik bir şey bu hani kripto para olayı. Yani ortada bir para yok. Ortada bir para yok bir. Hani çalınması daha kolay arkadaşlar diğer paralara göre. Bir de mesela şifrenizi unuttunuz gidiyor tamamen falan. Enteresan bir şey yani. Şimdi Facebook, Instagram sorularına dönelim. Bedbaz demiş ki abi Anker EFI 11S videonuzu izledim. Robot speaker'dir bu arada. Acaba kumandadan zamanlıcıya çalıştırmak mümkün mü? Evet mümkün. Kumanda üzerinde böyle bir saat simgesi var arkadaşlar. Ona bastığınız zaman o size saati ayarlıyorsunuz. O saatte otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Yapabiliyorsunuz yani.
Melike Yusuf demiş ki Samsung'un yüzükten telefonu şarj etme teknolojisi doğru mu, ne düşünüyorsunuz? Doğru arkadaşlar o teknoloji, ama daha bu patent aşamasında. Yani patentten gerçeğe ne zaman dönüşür belli değil. Biliyorsunuz bu Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonun ilk patentleri 2014 yılında çıkmıştı. Telefonun çıkması 2019'u buldu. Yani 5 sene falan. Dolayısıyla hani o mantıklı mı? Mantıklı, ama hani çok sürdürülebilir bir teknoloji olur mu olmaz mı? Orası biraz düşündürücü olur açıkçası. Yani yüzüğün içine bobin koymuşlar. Sen hareket ettikçe o kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Daha sonra telefonu eline aldığında, ki telefonun da kablosuz şarj özelliğinin olması lazım. O kablosuz şarj özelliğinden telefonunu şarj ediyor. Ama işte mantıklı ne kadar güç, teknoloji. Ne kadar güç veriyor. Ya tabii o ayrı mesele de. Hani şu olur. Mesela telefonun %1'i %2'dir. Evet. Atıyorum onu %10 yapar, %15 yapar. Hani anı kurtarır mı? Evet, kurtarabilir. Ama öyle hani alayım da sıfırdan hani telefonumu şarj edeyim diye koyayım. Olabilir bak, güzel fikir aslında. Şahin İlhami demiş ki Huawei P40 Lite E modeli nasıl önerir misiniz? Biz test etmiştik onu arkadaşlar. Yani incelememize bakabilirsiniz. Detaylı inceleme var. Güzel telefondu. Fiyatı da uygun şu anda. Ama dediğimiz gibi Google yok. Hani uygulama yüklerken vesaire farklı yöntemler var. Hatta onda farklı yöntemlerden yeni videomuzda detaylıca bahsettik arkadaşlar. Bir de bu Huawei Petal Search, Petal Maps gibi yeni şeyler getirmiş. Bunlarla birlikte uygulama sorununu tamamen çözmüş. Dolayısıyla hani fiyat performans bazında ben tavsiye ederim o telefonu. İsmail YK14 demiş ki bize, bana 4000 TL 6 gün telefon önerisi yapabilir misiniz lütfen? Günlük kullanım için arada sırada PUBG oynarım, o kadar demiş. Çok var aslında 4000 TL 6 ya. Ya 4000 Türk lirası altına var ya. Hani sana tonlarca model öneririz ama mesela 27 Pro güzel. İlk akla gelen. Yani Oppo. İncelemesi de var sitemizde. Oppo'nun modelleri var. Aynen, Oppo Reno 4 falan var. Huawei'nin de var. Huawei de var. Huawei de var. Arkadaşlar şunu çok söylüyorsunuz, PUBG oynar mı arkadaşlar? PUBG oynamayan telefon yok artık ya, var mıdır? Ya PUBG'yi hep her telefonda oynarsınız arkadaşlar. O da zaten şey demiş, hani oyun oynamıyorum, PUBG oynarım ara sıra, o da o kadar demiş. Yani 4000 liranın altına hangi telefonu alsan zaten PUBG oynarsın, ama kamerası falan da biraz iyi olsun diyorsan Oppo Reno 4'e falan bak derim ben. Dediğim gibi Realme 7 Pro'da fiyat performans tarafında çok kötü bir telefon değil. Xiaomi'yi önermiyorum şu aralar. Onun da sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Arayüz tarafında çok fazla şikayet geliyor. Şimdi bazı arkadaşlar hani yazıyor, benim şikayetim yok, süper çalışıyor 10 numara falan da. Şikayet eden de arkadaşlar var, onları görmezden gelemiyoruz ne yazık ki. Sayısı bir hali fazla bunların. Özellikle bu Redmi Note 9 Pro serisi yani Türkiye'de çok bu popüler oldu, ki dünyada da öyle, ama adamlar Çin'e mesela o telefonu yenilediler. Yonga setini vesairesini değiştirdiler. Ekranını falan filan yenilediler telefonu, öyle satışa sundular. Bunun sebebinin ise arkadaşlar Redmi Note 9 Pro'nun ilk jenerasyonu, Redmi Note 9 serisindeki ilk jenerasyonun biraz sorunlu olması gösteriliyor. Yani ne derece doğrudur, ne derece yalandır bilmiyoruz. Ama Xiaomi'nin dediğim gibi MIUI tarafında biraz sıkıntıları var, onları aşması gerekiyor. O yüzden ben şimdilik demiyorum kimseye Xiaomi al diye. Mustafa Kudat demiş ki, Mustafa Kudat 17, merhaba, çekilişli Simplerstan mı açıklayacaksınız? Oradan Instagram çekilişinden bahsediyor muhtemelen. Instagram'dan takip etmeniz lazım Instagram'dan arkadaşlar. Instagram'dan takip edin, biz bir de çekilişi nereden yapıyorsak onun linkini koyuyoruz arkadaşlar altına. Siz de tıklayıp bakabilirsiniz, bu konuda şeffafız biz. Ya bir de ben şey isteyeceğim ya, bu çekilişle gönderiyoruz ya, bu arkadaşlar bize fotoğraflarını falan atsınlar. Çünkü bazı arkadaşlar yine inanmıyor. Evet. Birkaç tane yorum gördüm çünkü ben, çekiyorsunuz kendinize çıkıyor. Ya bunu yıllar... Bakın Özgür Çetin, samimi söylüyorum size, bu konuda çok katı. Babasına bile vermez yani. Ya babası şöyle dursun, bana bile vermiyor da. Ama... Şu an hani ofisteki bazı arkadaşlar diyor, ben de katıldım abi, çıkarsa alırım falan. Diyor ki çıksa bile vermem size. Evet, o konuda hani, şeyiz yani. Onlara çıkartmak şöyle dursun, adam şansıyla kazansa bile alamayacak yani, öyle bir hayır, şey var. Hayır zaten arkadaşlar, burada şunu altını çizelim. Biz zaten birine hediye vermek istesek ben veririm. Osman'ı al derim, senin olsun. Ahmet senin olsun, Mehmet senin olsun. Yani bunu çekiliş olarak yapıp insanlara hani çekiliş veriyorum gerek yok yani. Ve verdiğimiz ürünler de böyle hani toplasanız en pahalısı 200 lira, 250 lira. Hani 10 bin liralık telefon vermiyoruz ki, ya da 100 bin liralık araba vermiyoruz ki. O yüzden... Ha, verdik mesela, şey de verdik, kulaklık da verdik. Evet, hepsini yolladık. Telefon da gönderdik. Evet, hepsini yani, yolladık yani, o sıkıntı yok. Gönderdik arkadaşlar bunları. O yüzden problem yok arkadaşlar. Sıkıntı yok, biz o açıdan güvenebilirsiniz yani. Tek kaldı ki teknoloji okulunun adresi belli, şeyi belli yani. Evet. Gelin görün. Evet arkadaşlar. Bu haftaki sorular bu kadar. Bu kadardı. Bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sizden gelenler yine kaldığı yerden devam edecek. Sorularınızı dilerseniz bu videonun altına yazabilirsiniz. Ayrıyeten sitede bu haber duyurusu olarak da çıkıyor. Pazartesi o haberin gibi. Altına yazdıklarınızı da alıyoruz biz. Instagram üzerinden soru sorarsanız oradan da alıyoruz. Facebook'tan da yetti alıyoruz. Yetti mi? Hayır. Twitter'dan da alıyoruz. YouTube'dan da alıyoruz. Her yerden alıyoruz. Bütün yani. Sosyal mecraları önünüze serdik arkadaşlar. İstediğiniz yerden yazın, ama nereden yok? TikTok yok.
TikTok'tan yazmayın oradan. TikTok'u kullanmayın. TikTok kullanmıyoruz. TikTok'a daha girmedik arkadaşlar. Yani TikTok hariç bütün sosyal mecralardan yazabilirsiniz. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmuyorsunuz. Ayrıca sizden ufak bir ricam da var. YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olun diyorum sizlere. Olmazsanız da tabii ki canınız sağ olsun diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.